Sorumuz f(x) eşittir 2x kare eksi 8x artı 19 f r r, işte bir polinom fonksiyonu vermişler arkadaşlar, parabol fonksiyonu. Görüntü kümesi f r'yi bulalım diye soru soruyor. Arkadaşlar görüntü kümesi parabolün y eksenindeki aldığı en küçük değerden veya en büyük değerden başlayıp yani y eksenindeki yansımasını soruyor arkadaşlar. Nedir yani y ekseninde nereden nereye kadar değer alırdı? Görüntü kümesi değer kümesinden farklıdır. Bakın şurası tamam, bu tanım kümesidir. Bu tanım kümesi elemanları koyunca r'deki çıktığı elemanların kümesine görüntü kümesi denir. Yani bu parabol yukarı baktığı için ne var arkadaşlar? Minimum değeri var. Bir parabolün minimum değeri nasıl hesaplanır? Eksi p noktasının apsisini buluruz. Eksi b bölü 2. 8 bölü 4 ne yapar? 2. 2 al gel fonksiyonu yerine koy arkadaşlar. Koyun 2'yi. 4 kere 2 8. 8 eksi 16. Eksi 8. 19'a toplarsak kaç çıkar arkadaşlar? 11. Yani bu parabolün minimum değeri kaçmış arkadaşlar? 11. Yani Türkçe manası şu arkadaşlar. Bu tahmini çizmeye çalışayım. 2,11. 2,11 tepe noktası burası. 11 de burada almış olalım arkadaşlar. 2,11. Şimdi buradan nereye bak? Yukarıya bakacak. Demek ki x ekseni kesmeyen grafikmiş. Yani insan gördüğü şeyi unutmayacağı için arkadaşlar böyle ayrıntılı yapmaya çalışalım. 2,11. Böyle bizim bırtı var. Şimdi arkadaşlar demek ki şöyle bir parabolümüz var. Şöyle parabolümüz varmış. Şimdi sıfıra kaçtan geçiyor bu adam? 19'dan geçiyor. Parabol çizdik arkadaşlar. Bak bu parabolün y eksenindeki resminden bahsediyor arkadaşlar bana. Yani y ekseninde bu adam bütün y'yi alıyor mu? Almıyor arkadaşlar. En küçük aldığı değer 11'den başlıyor. 11'den sonsuza kadar. Demek ki görüntü kümesi f(r) ne olacakmış arkadaşlar? 11 dahil sonsuz hariç yukarıya kadar gidecekmiş. Yani şöyle sorular da sorulabilir. Görüntü kümesinin en küçük elemanı kaçtır? 11 diye sorular da sorulabilir. Yani tepe noktasının ordinatı minimum veya maksimum değerdir. Kapattık. Başka bir soru arkadaşlar. X kare eksi 7x artı 12 parabolünün koordinat eksenlerini kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanını analitik arkadaşlar, analitik geometri. Ya ne yapacağız? Resmen grafiğini çizmemizi istiyor bizden. Hemen konuşalım. Sıfıra kaçtan geçiyor? 12'den geçiyor. Y ekseni kestiği noktayı bulmak için bu adamcağızı sıfıra eşitleyeceğiz. X kare eksi 7x artı 12'yi sıfıra eşitleyin arkadaşlar. Kaç çıkar? X kare eksi 7x artı 12'yi sıfıra eşitleyin. X x oldu. Burası eksi 4'e eksi 3 yazsak oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Yani bir 4'te kesti, bir de 3'te kesti. Yani 3,0 ve 4,0'da kesti. Başka ne lazım? Tamam, başka da tahmini grafiğini çizmeye çalışalım. Ne diyor arkadaşımız diye. Kaçmış? 0, 12'den geçiyormuş. Bir de tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2. Yani 7 bölü 2 alıp gelip fonksiyonu yerine koyunca çıkan değer arkadaşlar. Koyalım. 7 bölü 2'yi koyunca kaç çıkar? 49 bölü 4 buradan geldi. 49 bölü 4 eksi 49 bölü 2 artı 12. Yani ben şöyle kısaca göstermeye çalışalım arkadaşlar. Bir kere x ekseni nerede kesiyor? 3'te kesiyor. Bir de 4'te kesiyor. Böyle ayrı yazmaya çalışalım. Tepe noktası da şöyle bir grafikmiş arkadaşlar. Şöyle canlandırmaya çalışalım. Buyurun. Şöyle bir şey işte. Tahmini grafik böyle bir şey arkadaşlar. Ne istiyor bizden arkadaşlar? Şimdi x eksenini kestiği noktalar 3 ve 4. Y eksenini kestiği noktalar kaç arkadaşlar? Şurası kaçmış? 0, 12. Yani 12 noktasıymış. Benden ne istiyor arkadaşlar? Bunu biraz daha şöyle düzgün çizmeye çalışalım da. Şimdi parabol şöyle geliyor. Yani şöyle yapmaya çalışalım. Çünkü bir şey göstereceğim orada. Tamam. Böyle bir grafiğimiz var. Şimdi benden ne istiyor? Kestiği noktalar burası, burası ve burası. Bunları köşe kabul eden üçgenden bahsediyor arkadaşlar. Bakın bir kenarı buradan bulduk. Bir kenar buradan buraya kadar gelecek arkadaşlar. Bir kenarda şu az önce çizdiğimiz şeyi şöyle netleştirelim. Yani üçgenin kenarları doğrusaldır arkadaşlar. Parabol böyle softtur, yumuşaktır grafik. Tamam. Burası tepe noktası. Benden buraya ne kadar işte alan olduğunu soruyor arkadaşlar. İyi de üçgenin alanı çok kolay. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu tabana ait yükseklik nedir arkadaşlar? Burasıdır. Yani 12'dir. O zaman taralı alanı ben size söyleyeyim arkadaşlar. Taralı taban kaç? 1. Çarpı yükseklik kaç? 12 bölü 2. Üçgenin alanı kaçmış arkadaşlar? 6 birim kare. Geçelim arkadaşlar başka bir soru. Şimdi x kare artı m kare eksi 2 m eksi 15 kapattık, x artı m eksi 1 parabol ediyor. Parabol ise demek ki o şartları sağlıyor demek. Orijine göre simetrik, farklı iki noktada kestiğine göre diyor, m kaçtır diyor. Şimdi bu parabol ne diyor? İşte x ekseni orijine göre simetrik. Yine yukarı bakan bir şey. Yukarı bakan parabol orijine göre simetrik iki noktada kestiyse arkadaşlar bunun simetrik ekseni neresidir? Y eksenidir. Yani x eşittir 0 doğrusudur. Yani tepe noktasının apsisi 0 olacak arkadaşlar. İyi de tepe noktasının apsisi ne demekti hocam? Eksi b bölü 2a demekti. Eksi b bölü 2a. Konuş. Buna ne eksi koymak
m kare eksi 2m eksi 15 bölü 2 kaç olacakmış? 0. İyi de bu 0 ise bu adam 0 yapması lazım. Tamam. Bildiğin denklem çözümü oldu arkadaşlar. Bu adam 0 ise m kare eksi 2m eksi 15'i eksiyi kaybettik. Her taraf eksiyle çarptık. Bir şey değişmedi. M m oldu. Eksi 5'i 3 yazsak oluyor mu? Oluyor. M bir 5 çıkar arkadaşlar. Bir de m kaç çıkar? Eksi 3 çıkar. İyi de cevaplarda 5 de var, eksi 3 de var. Birçok cevap vermişler. Niye göre yapacağım arkadaşlar ben bunu? İyi de bu parabol x ekseni farklı iki nokta kesiyormuş demek ki. Yani kökler çarpımı ne olacak arkadaşlar? Kökler çarpımı negatif olacak. Yani m-1 var ya arkadaşlar burada. M-1 değeri ne olması lazım? Sıfırdan küçük olması lazım. İyi de m'i kaç bulduk? 5 koyun. 4 sağlamaz. Eksi 3 koyun sağlar. Demek ki eksi 3 koyarsam kaç çıkıyor arkadaşlar burası? Eksi 4 yapar. Eksi 4 sıfırdan küçük. Demek ki kaçmış arkadaşlar? M-3. Dikkat, önemli bir soru tarzı arkadaşlar. Kapattık. Başka bir soru. Şimdi fx fonksiyonun grafiği paraboldür diyor. Zaten vermiş. Yani bunun ayrıntıları sol, sağda veya solda yazacaklar. Paraboldür diyor. OABC karesinin, kare diyor arkadaşlar. Kare. Ne demek kare? Eni boyu eşit demek. İşte dik olacak kenarlar birbirine demek. Şimdi bir, parabolün denklemi bulunacak. Yapılacak işleri ben sıraya koyuyorum. Bir, parabolün denklemi bulunacak. İki, iyi de bu nokta, yani B noktası parabol üzerindeyse buranın apsisiyle ordinatı eşit olacak. Yani B'nin apsisi x ise ordinatı da x olacak arkadaşlar. Tek sıkıntı burada. Yani parabolün denklemini hemen hızlıca yazmaya çalışalım. Yazalım. Y eşittir A çarpı A. A bilmiyoruz ha ne olduğunu. X eksi 4'ün karesi yazsam. Ordinat 0 olacağı için K'yı 0 yazmaya gerek kalmasın. 0'a kaçtan geçmiş? 16 bölü 9'dan geçmiş arkadaşlar. 0'a 16 bölü 9. Biraz pütürlü geçmiş ama tam çıkar diye. Belki tam çıkar. Koyalım 0'ı. Kaç çıktı burası arkadaşlar? 16 A eşittir. Kaç çıktı? 16 bölü 9 oldu. A kaç çıktı arkadaşlar buradan? Sadeleştirirsek 1 bölü 9 oldu. Tamam, parabolün eklemi kısa sürede bulundu arkadaşlar. Ne yaptık? Parabolün eklemi Y eşittir. 1 bölü 9 çarpı kaç oldu burası? X eksi 4'ün karesi oldu. Tamam. Şimdi diyor ki parabolün eklemini bulduk. Birinci adım buydu. İkinci adım, bu noktanın apsisi ve ordinatı birbirine eşit olacak arkadaşlar. İyi de bu parabol üzerinde apsisi ordinatına eşit olan noktayı bulmak için x virgül x'i kullanman lazım. Yani bu y ise bunu x'e eşitleyeceğim arkadaşlar ben. Aşacağız, yapacak bir şey yok. X kare eksi 8x buradan geldi. Artı 16 eşittir. İşlem çarpımı yaptık, 9x oldu. Getir bu tarafa. X kare eksi 17x artı 16 eşittir 0 oldu. Arkadaşlar her şey var. Denklem çözme var. X x oldu. Eksi 16'ya eksi 1 yazsam oluyor mu? Oluyor. Bir 16 çıktı. Bir de 1 çıktı. Arkadaşlar kafamız karıştı. Ne yapacağız? 16'yı mı alacağız? 1'i mi alacağız? İyi de tepe noktası 4 olduğuna göre ve burası 16 olamayacağına göre kaçmış arkadaşlar buranın koordinatları? 1,1'miş. Bitti gitti. Demek ki karenin bir kenarı kaç çıktı? 1. 1 kere 1. Alan kaç çıktı? 1. Yapılacak kişiler bir daha söylüyorum arkadaşlar. 1. Parabolün eklemi bulunacak. Sonra bu nokta parabol üzerinde olduğu için ve apsisi ordinatına eşit olması gerektiğinden apsisine x dedim. X'i kaça eşitledim arkadaşlar? Y'sine eşitledim. Gerekli denklemleri çözdüm ve sonucu bulduk. Kapattık.